Arkadaşlar, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. Bugün Anneler Günü. Ben de Anneler Günü ile alakalı bir video çekmek istedim. Aslında Anneler Günü vesilesiyle büyüklerimiz ve kıymetlerini bilmekle alakalı biraz size konuşmak istiyorum. Bu videoları size kolay kolay kimse yapmaz. Neden yapmaz? Çünkü benim yaşanmışlıklarımı kolay kolay hani kimse yaşamamıştır diyebilirim. Ya kimse derken çok az, çok nadir kişi yaşamıştır. O yüzden ben kendi deneyimlerimden yola çıkarak size birkaç öğüt vermek istiyorum. Dinlerseniz siz kazanırsınız. Bugün Anneler Günü. İşte annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Hepimizin eşlerinin, annelerinin, anne gibi sevdiğimiz insanların ve bütün arkadaşlarımın, hocalarımın, dostlarımın Anneler Günü kutlu olsun. Hepsinin Anneler Günü'nü kutlarım. Sadece Anneler Günü bugün olmamalı. Her gün Anneler Günü olmalı. Şimdi ben özellikle şöyle bir not vermek istiyorum. İnsan kaybettikten sonra anlıyor. Ben çok küçük yaşta kaybettim. Annemi hatırlamıyorum bile. 5 yaşındaydım. Kız kardeşim 30 günlüktü. 1983'te annem vefat etti. Babam da 1995 yıllarında vefat etti. Annesiz babasız zaten daha önceki videolarımda bunları size anlatmıştım. Bugün vesilesiyle kıymet bilin arkadaşlar. Annenizin babanızın kıymetini çok iyi bilin. Yani inanın ki şu anda çok ufak sebeplerden dolayı üzdüğümüz, kırdığımız, kalbini kırdığımız büyüklerimizin kıymetini, değerini kaybedince çok iyi anlıyoruz. O yüzden büyüklerimiz hayattayken ufak tefek problemleri büyütmeyin. Onları mümkün olduğunca kırmamaya çalışın. Sözlerini dinlemeye çalışın falan. Ben evladımı açıkçası bu şekilde büyütüyorum. Kıymet bilerek büyümesini sağlıyorum. Ben şu anda yaşamadığım her şeyi de oğluma, evladıma yaşatmaya çalışıyorum. Ben bir baba yaşamadım. Ben bir anne de yaşamadım. Bir babanın, bir annenin o yüzden ne kadar bir çocuk üzerinde ne kadar önemli olduğunu çok iyi farkındayım. Şu anda bile 40 yaşında, 45 yaşında, 50 yaşında annesi babası hayatta olan birçok arkadaşım var. Ve anneler gününde, babalar gününde, bayramlarda, seyramlarda bir araya geldikleri zaman falan böyle benim içim buruluyor. Çünkü bir annenin ve bir babanın, o çocuk kaç yaşında olursa olsun, her zaman bir anne ve bir baba için o hala küçük bir erkek ya da kız çocuğu. Bu çok önemli. O yüzden bunları yaşadığım için ne kadar kötü dönemler ve ne kadar kötü duygular yaşadığım için buradan size benim en büyük tavsiyem, kaybettikten sonra, bakın bu videonun burası çok önemli, burasını iyi dinleyin. Kaybettikten sonra diyorsunuz ki ya ben burada annemin kalbini kırmıştım, şurada babamın kalbini kırmıştım, burada onları incitmiştim, keşke yapmasaydım. Keşke bu kadar ufak şeylere bu kadar abartı tepkiler vermeseydim diye kendinize inanın ki çok pişman hissediyorsunuz. Ve onları bir daha geri getiremeyeceğiniz, içinde toparlayamıyorsunuz. Onlar hayattayken arkadaşlar küskünlüğü, kırgınlığı, dargınlığı, her şeyi bir kenara bırakmanızı tavsiye ediyorum. Sarılın, öpün, koklayın. Özür dileyin. Eğer karşı taraf hatalıysa siz affedin büyüklerinizi. Her ne yaparlarsa yapsınlar, bakın arkadaşlar, her ne yaparlarsa yapsınlar, onlar herhangi bir şekilde hastalandıkları zaman, kıllarına zarar gelse, vefat ettikleri zaman falan, üzdüğünüze, kırdığınıza, ufak tefek şeylerden darıldığınıza, görüşmeyi kestiğinize falan çok pişman olursunuz. Buna inanın. O yüzden bu Anneler Günü vesilesiyle de benim size nacizane bir nasihatim olsun. Büyüklerinizin kıymetini bilin. Çünkü unutmayın ki bu yaşa onlar sizi getirdi. Onlar sizi okuttu. Onların maddi manevi destekleri sayesinde bir yerlere geldiniz. Her kim olursa olsun, her ne olursanız olun, ne kadar hangi mevkiye gelirseniz gelin, bu sizin anneniz ve babanız sayesindedir. Onların size zamanında yaptığı yatırımlar sayesindedir. Dolayısıyla onlarla ilgili, onlarla alakalı en ufak bir lokma bile haktır. Bu hakkı karşılığını vermek için de
onları her zaman hayatınızda yanınızda bulundurun. Hastalıklarında, sağlıkları bozulduğu zaman, kötü günlerinde yanında olun. İnanın ki tekrar söylüyorum, kaybedilince diyorsunuz ki bana keşke şunu söyleseydi, bana keşke bunu söyleseydi, benim tekrar kalbimi kırsaydı da hani benim yanımda olsaydı, hayatım hala yaşasaydı, yanımda olsaydı, daha çok kalbimi kırsaydı, daha çok üzseydi, bunu kesinlikle söylüyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar, kıymet bilmek çok önemli. Saygılı olmak çok önemli. Saygıyı kaybetmemek çok önemli. Her vicdan sahibi insan zaten bunu yapmalı. Hani şimdi ben çok görüyorum çevremde, işte annesiyle arası kötü olan, babasıyla dargın olan, görüşmeyen. Bir de şunu görüyorum, inanamıyorum. Bir çok öğrencim var, çok arkadaşım var. Yahu ayrılmışlar, anne baba ayrılmış. Çocuk annede kalıyor ve yıllardır çocuğunu görmüyor. Erkek çocuğu var, kız çocuğu var. Bir baba, yani bir baba nasıl olur da evladını, karısıyla her ne yaşarsa yaşasın, ya da çocuk babadaysa anne görmüyor. Kocanla her ne yaşarsan yaşa, sen bunu çocuğundan çıkartamazsın. Çocuğun kafasında yıllarca kalacak bir travma yaratıyorsunuz. Haberiniz yok. Böyle anne ve babalara inanamıyorum. Yani bu annelere, babalara da tavsiyem, her ne olursa olsun evladınızın yanında olun. Ben 3 kere evlenip boşanmış bir adamım. Evladım için bütün hayatım boyunca fedakarlık yaptım. Onun iyiliği için, o yanımda olsun diye, onun psikolojisi bozulmasın diye kendi hayatımdan vazgeçtiğim, kendi çok çok iyi yerlere gelecekken onun için hayatımı çok bastırdığım ve sadece onun yanında kalmak için stabil, standart bir hayat seçtiğim doğrudur. Bunu evladım için yaptım ve çevremdeki babaları görünce ve çocukların yüzünü görmüyorlar, çocukları babasız büyüyor, ben inanılmaz şekilde kendim vicdan azabı yaşıyorum. Onlara abilik yapmaya çalışıyorum, onlarla ilgileniyorum, çevremde olan, bu şekilde olan çocuklarla falan. Zaten ben 15 yıl koçluk yaptım, 4 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında bir sürü, yani yüzlerce öğrencim oldu. Biri kafamdaydı, biri sırtımdaydı, biri omzumdaydı. Bana babaları derlerdi ki ya ben evladımı bu kadar sevmiyorum. Senin onlara bu sevgin ya da onların sana bu sevgisi nasıl oluyor? Vicdan sahibiysen olur. Rabbim herkese vicdanlı olmayı nasip etsin, insan olmayı nasip etsin. Evladının yanında olmayı nasip etsin. Ve şunu en son söyleyerek kapatıyorum. Rabbim bana evladımın kötü gününü göstermesin. Onun yokluğunu göstermesin, benim önce canımı alsın. Çünkü bu benim için zaten hayatın sonu olur. Naçizane tavsiyelerim, öğütlerim de arkadaşlar. Bu videoda böyleydi, içimden geldi, çektim. Herkese Allah'a ısmarladık, hoşça kalın.